Aslında bunun temelinde yatan şey, olacak şeyi hissediyorsun. Olan şey hayrına oluyor. Çakallarla dans da bir dönüm noktası. Diriliş Ertuğrul da bir dönüm noktası. Kuruluşa başladığımızda da daha da yaş almış olarak devam ettim. Yani ben böyle 20'li yaşlarda Diriliş Ertuğrul'a başlayıp rol olarak söylüyorum. Böyle 80'li yaşlarda bitirdim. Hayalim öyle. Yani köyler okuluna gidip bunu okuyabiliriz. Ne olsun hayatla, ne değişiklik olsun. Yani Can'ı daha önce tanıyayım. Ali Can'ı daha önce doğurmuş olayım. Hayatım daha önce bu kadar güzel olsun isterdim. Biz anlatır mı? Sana anlatacağım. <laughs> i̇şte o diyorum ya bunun bir kuralı yok. Ee, henüz eğitim sürecindeyim <laughs> annelik konusunda ama e, beni iyi yönde değiştirdiğini düşünüyorum. Herkese selam. Bugün Didem Balçın'la birlikteyiz. Nasılsın Didem? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Teşekkürler. Çok ben özlemişim seni, Senemciğim. Aynı şekilde gerçekten <laughs> ilk başladığın zamanları biliyorum. Evet. Gerçekten geriye dönüp baktığımızda nasıl her şey senin için tam istediğin gibi ilerledi mi? Ee, i̇lerledi ya, ilerliyor da diyeyim. Hani bu bir yol, hmm. ee, her şey istediğim gibi oluyor. Zaten şöyle oluyor galiba süreç. Bir şeyi çok istediğinde oluyor. Eğer çok böyle pırpak hani böyle gerçekten evrene o enerjiyi yay ve öyle düşün şeyi var ya... Hmm. ...aslında bunun temelinde yatan şey, olacak şey hissediyorsun. Olan şey hayrına oluyor. Zaten hep öyle bakan bir insanım. Her işte vardır bir hayır derim yani. Ee, olmaması da hayırlıdır derim. Tabii ki olmayınca bazen bir şeyler üzülüyorsun. Bazen bir şeyler bitince üzülüyorsun. İşlerde, dizilerde oyun tutmadığı zaman üzülüyorsun ama sonrasında hep ben bir hayırlı tarafına bakmaya çalışıyorum açıkçası. O yüzden de istediğim gibi gidiyor diyor. Evet, gerçekten fenomen işlerde rol aldın. Kuruluş Osman, Diriliş Ertuğrul, Evet. Çakallarla Dans <laughs> evet. serisi. Evet. Senin için dönüm noktası olan proje hangisiydi? Aslına bakarsan çakallarla dans da bir dönüm noktası. Diriliş Ertuğrul da bir dönüm noktası. İkisinin farkı ikisi çok zıt iki rol olması. Bence bu da bir dönüm noktası çünkü ikisi aynı dönemde oldu. Yani Çakallarla Dans'ın filmini çekmiştim. Vizyona girmeden Diriliş Ertuğrul'da oynamaya başladım. İşte Ekim gibi o ilk yayınlandı. Aralıkta Çakallarla Dans'ın birincisi vizyona girdi. Çok bambaşka iki rol oynadım. Bu benim için bir dönüm noktasıydı çünkü bir oyuncu için büyük bir şanstı. Genelde e, oyuncular maalesef oynadıkları rolle eğer de beğeniliyorlarsa o şekilde konumlandırılıyorlar ve o oyuncunun hep öyle roller oynaması bekleniyor. Bir süre sonra da yapımcılarda hep öyle rollerde o oyuncuyu düşünüyor. Üzerine yapışıyor aslında. E, yani o. işte üzerine evet aslında buna çok böyle e, karşı çıkan biriyim. Hiçbir rol üzerime yapışmaz diyen biriyim. Ama genel e, maalesef ne yazık ki e, sektörde. sektörde böyle bir sorun var. Hani saç renginin bile değişebileceği bir süre sonra düşünülememeye başlanıyor. Çünkü tam bir tüketim toplumunda yani tüketim mesleği yapıyoruz. Hemen her şey diziler başlıyor, hop bitiyor falan. O zaman ne oluyor? İşte Didem kumraldır, kötü rol oynar. İşte Didem esmerdir, komedi iyi oynar gibi böyle spesifik bir konumlandırmaya giriyor. Benim şansım da ona mahal vermedim. Ben istemeden oldu. Şans oldu. Ben hem komedide hem de dramda böyle dönüm noktası dediğim iki projede aynı anda rol aldım. Evet gerçekten çok başarılıydın Şans. ikisinde de. Teşekkür ederim. Bu arada birisine hani Diriliş Ertuğrul'da senin aslında ayrıldın sonra diziye tekrar geri döndün. Evet yani şöyle ve oldu aslında hani... Diriliş Ertuğrul'da 3 sezon, oyna, sezon oynadım sonra Selcan karakteri gitti. Çünkü yeni bir döneme doğru hani ilerliyordu. Ee, pardon iki sezon oynadım gittim sonra son sezon tekrar Diriliş'te geri döndüm yaşamış olarak bir şekilde. Ve daha sonra kuruluşa başladığımızda da daha da yaşanmış olarak devam ettim. Yani ben böyle 20'li yaşlarda Diriliş Ertuğrul'a başlayıp rol olarak söylüyorum. Hmm. Böyle 80'li yaşlarda bitirdim. Hmm. Yani böyle bir, imkansız, bir oyuncu için gerçekten çok nadir bir şey. Bir evet. Fırsat olsa gerek. Evet. Yani. Senin için nasıl bir tecrübe oldu? Yani şöyle yani. bir şey, şimdi zaten özellikle dizi yaparken Hmm, o rolü çıkarana kadar bir, dön bir zaman harcıyorsun. Evet rol çıktıktan sonra da zaten artık yani o bölümde ne yazılırsa yazılsın o karakterin ne yapacağını biliyorsun ve oynuyorsun. Ama süresi eğer azsa kısa sürdüyse şeyse o zaman yeni bir maceraya başlıyorsun. İşte e, ne yapacağını bilemiyorsun yeni bir dönem oluyor. Şimdi Selcan Hatun'da da Fatma'da da yani çok iyi yani Didem'i ne kadar biliyorsam onları da o kadar biliyorum hani sen de ki şimdi Selcan Atun'la röportaj yapayım desen Selcan Atun'la olarak yapabilirim. Fatma ile yap desen Fatma ile Fatma gibi yapabilirim. Yani o kadar iyi tanıyorum ki onları. Ne yerler, ne içerler, nasıl otururlar, nasıl kalkarlar, neyden mutsuz olurlar. Yani çok böyle hızlıca cevap verebileceğim. Kendim için sorulan sorulara ne kadar hızlı cevap verebiliyorsam onlar için bu o kadar iki hızlı içinde... cevap verebileceğim bir durum. Bu yüzden de pa biçilemez bir şans. Böyle söyleyeyim. Bugün Dastas'ta bir araya geldik. Evet. Şu an çok apayrı bir heyecanım var. <laughs> evet. Radyo. radyo tiyatro. Evet. evet. O da şöyle aslında ben 6 yaşında Ankara Radyosu Çocuk Saati'nin sınavlarına girmiştim. İlk öyle başladı benim bu serüvendeki maceram. Daha sonra işte o sınavı kazandım. Böyle uzun böyle 10 aşamalı bir sınavdı. Ve daha sonra da üniversiteye kadar hani izleyenlerden bilenler bilir radyo tiyatrosu çok önemli bir şeydi eskiden. Ee, televizyonların bile olmadığı zamandan gelen bir konsept aslında ama bizim zamanımızda vardı televizyon ama hala arkası yarınlar devam ediyordu. Radyo tiyatrosu hala çok önemliydi. Benim çok iyi bildiğim ve ilk bu mesleğe başlangıcım dediğim radyo çocuk saati Ankara TRT'de Ankara Radyosu'nda başladığım mesleğimin böyle ilk şey e, mihenk taşı. Benim için o yüzden de çok önemli bir yeri var. Daha sonrasında birkaç çocuk kitabını radyo tiyatrosu şeklinde kaydettim. İşte böyle bir şeyler yaptım ama sahnede canlı radyo formatıyla bu ilk defa yapacağım. Yanımda da Lila Gürmen ve Zeynep Şarlıgil iki oyuncu arkadaşım var. Bir müzisyenimiz var. İşte efektlerimizi yapan bir arkadaşımız var. Aslında canlı radyoda insanlara reel bir oyun, bir play sunmuyoruz. Ama işte gözlerini kapattıklarında o dünyaya girebilirler. Bizi izlerken oku, okuyuşumuzla aynı radyo başında dinlemek gibi. Onların o okuduğumuz öykülerle o dünyaya girmesini sağlamayı hayal ediyoruz. Böyle çok tatlı bir bir buçuk saatlik bir dinleti gibi aslında. Ama reel olarak orada olduğumuz için de radyo tiyatrosundan evet. farkı canlı olması. O yüzden adı canlı radyo. Ne aralıklarla devam edecek bu? E şöyle şimdi böyle bir ayda bir yapıyoruz. Çünkü böyle başka bir yerlere gidip hani atıyorum başka projelerimiz var. Bu radyo tiyatrosu olduğu için işte hayalim Kim öyle. Yani köyler okuluna gidip bunu okuyabiliriz. İşte bakım evlerine gidip bunu okuyabiliriz. İşte bazı yerlere yani aklına gelebilecek her yerde insanlara daha çok ulaşıp Böyle tiyatroya gidemeyen, daha konsepte böyle küçük bir alanda bile bizim önemli olan nasıl okuduğumuz, müziğimizle beraber gitmemiz. Öyle hayallerim var ama das das da bunu ayda bir yapıyoruz şu anda. Bakalım yani zaman gösterecek. Yani çocukluğunda bu bahsettiğin radyo günleri sana neler kattı? Yani onu gerçekten tarif edemem. Çünkü... 6 yaşındaydım yani 7 yaşına geçiyordum artık böyle okuma yazmayı yeni öğrenmiştim. TRT Ankara Radyosu zaten benim babam da Ankara Radyosu'ndan emekli. Disiplin anlamında yani TRT çok önemli bir eğitim yeri aslında. Orada olabilmek o yaşlarda benim için zaten büyük bir şanstı. Sungun Babacan, Ejder Akışık, Rüştü Asyalı bunlar bizim hocalarımızdı ve daha birçok isim. Yani ben hani üniversitede yaşadığım o disiplinli okul hayatını aslında 7 yaşlarında Ankara Radyosu'nda yaşamaya başladım. Benim hayatımın sistemini aslında temelini Ankara Radyosu çocuk saati kurmuştur. O yüzden hiçbir yere geç kalmam. İşte işimde her şeyi çok net, temiz bir şekilde bitirmek isterim. Ee, en doğrusunu yapana kadar sabrederim. Ya yani bunların hepsi oradan bir temelle gelmesinden kaynaklı. Yani şu anda hala o dönemden arkadaşlarım, 34 yıllık arkadaşlarım işte, hala görüşüyoruz. Başka başka meslekteler. Ama hepimizin hayatında böyle bir yer edindi radyo tiyatrosu. O disiplini sağladı bizim hayatımızda. Evet. İstanbul'a ilk gelişiniz hangi vesileyle olmuştu? Kaç yıl e, önce? Yani okul bitti, üniversite bitti, Ankara Üniversitesi'nde oyunculuğu okudum, bitirdim. Ablam buradaydı şans eseri iyi ki yoksa gelemeyebilirdim Sonra bir dizi vasıtasıyla e, bir dizi anlaşması için geldim. Sonra da onunla kaldım falan. Sonra zaten kalmış oldum. E, oyunculuk serüveninde çok tırmalaman gerekti mi? yani Yoksa şimdi, şanslı mıydın? E, şanslıyım, şanslıydım. Ama tırmalaman gerekti mi kısmında e, hala tırmalamam gerekiyor. Neden? Tırmalamak bir yerlere gelmek, bir şeyleri elde etmek anlamında söylemiyorum ama e, benim oynayacağım rolü iyi çıkartmak da benim için tırmalamak ona emek vermek. E, bir şeylerin kolay olması, bir şeyde o yerde rol almak değil artık tırmalamak benim için. Yoksa 500 tane reklam görüşmesine gittim İstanbul'a ilk geldiğimde. Haftada iki reklam görüşmesine gidiyordum artık. Yani o kadar manasız geliyordu ki bana. Sürekli gidip işte Kolbek'e kal öyle diyorlar Kolbek'e kal. Sürekli gidiyordum, gidiyordum, gidiyordum. Sonra dedim ki yok yani herhalde yani reklam Olur. niye gidiyorum bu kadar yani manasızca gidiyorum. Sonra iki tane reklamda oynadım gerçekten. Ee, şimdi audition'larda da öyle tabii insanlar çocuk gençler audition'lara gidiyorlar. Olmamasından dolayı kendilerinde suç arıyorlar. Aslında öyle bir şey değil bu. Şansın da çok etkisi var. Çok önemli bir etmen. E, tipin uyması çok büyük etmen. İşte oyunculukta e, nerede oldun, ne kadar evrilebileceğin çok büyük bir etmen. Ama şanslı olmak evet gerekiyor galiba. Bu yolculukta bir şeyi değiştirmek istesen ya da hayatında bir şeyi değiştirmek istesen bu ne olurdu? Alican'ın gelişini birazcık daha erken almak isterdim ya. galiba. Bunu <laughs> değiştirmek isterdim. Yani hem eşimi hı hı hem Alican'ı daha erken tanımak isterdim. Hani öyle bir şansım olsa dese belki ne ne olsun hayatla ne değişiklik hı. olsun. Yani Can'ı daha önce tanıyayım, Ali Can'ı daha önce doğurmuş olayım. Hayatım daha önce bu kadar güzel olsun isterdim. Can'la 3 yılı geride bıraktınız evlilikten. 4 yıl olacak. Dört yıl mı olacak? Olacak. Mayıs'ta 4 yıl olacak. 3,5 yıl Nasıl oldu. Nasıl gidiyor? Ali Can da iki 2,5 yaşında. Evet. Çok güzel gidiyor ya. Yani e, evlenmek isteyenlere <laughs> önemli olan doğru kişinin gelmesiymiş. Peki insan gerçekten nasıl anlıyor doğru kişinin ne i̇şte, olduğunu? Işte, Bunu bize anlatır mı? Sana anlatacağım. <laughs> i̇şte o diyorum ya bunun bir kuralı yok. Yani hani ben sonuçta geç evlendim. Bakınca hani toplumsal kurallara bakınca işte 36 yaşında evlendim. 37'de hamile kaldım gibi. Ee, diyorum ya Ali Can'ı 25 yaşımda doğurmak isterdim. Belki o zaman bir kardeş daha doğururdum falan gibi bir durum olabilirdi. Can'la tanıştığım anda... Sanki o zaten evleneceğim adam, zaten onunla bir hayat kuracağım, zaten ondan çocuk yapacağım gibi bir his geldi içime. Hiç evlilik teklifi beklemedim. Hani yani insanlar ilişkilerinde acaba evlilik teklifi eder mi, bir şey olur mu diye bekler. Yani Can'la biz işte e, Haziran'da bir tanıştık ama sonra yani arada görüştük, buluştuk, kahve içtik falan filan derken Ekim'de ilişkimiz başladı. Yani biz Aralık'ta... Paris'te düğün yeri bakıyorduk acaba burada mı evlensek diye hayal kuruyorduk. Hiç anlamadım ben o arada nasıl evlenmeye karar verdik. Ee, diyorum ya acaba eder mi diye hiç beklemedim yani öyle bir şey. O sanki böyle bir sihir gibi böyle biriz böyle bit böyle bir şey serpildi üstümüze. Ee, <gülüyor> yukarıdan <gülüyor> yukarıdan. Ve oldu. Yani o yüzden de bunun bir şey yok. Sadece tek bildiğim o kişiyle tanışınca anlıyorsun ki o doğru kişi. Anne olmak seni nasıl değiştirdi? Anne olmak <laughs> biraz yavaşlattı beni. Çünkü çok hızlıyım. Hayatım önce hep öyleydim. Her şeyi çok hızlı, çabucak halletmek istiyorum. Bu doğal olarak gelecek kaygısı, hayatın hızına tutunup işte o orhuzla kapılmak. Alican olunca şöyle oldum. Yani bir meyve geliyor önüne ve onu sen yetiştiriyorsun. Ve sen hızlıysan o da hızlı. Sen gerginsen o da gergin. Sen sinirliysen o da sinirli. Sen neysen o. Bir fotokopi makinesi gibi. Bir kopyanı önünde görmeye başlıyorsun. Bu evli, annelik sürecinde hala onu görüyorum. Böyle onu görüyorum. Böyle bazen her şeyi çabuk yemeğini çabuk yemek istiyor. Mesela diyorum ki Didem dur sakin ol. Senin yüzünden böyle yapıyor. Sakinleşiyorum. Onunla kitap okurken ben hızlı kitap okurum. Hayır onunla anlaya anlaya bir daha döne başa döne döne okuyorum. Ee, henüz eğitim sürecindeyim. <laughs> Annelik konusunda. <laughs> Ama e, beni iyi yönde değiştirdiğini düşünüyorum. Çocuk daha ister misin? Yani diyorum ya, isterdim. Birazcık daha genç yaşta anne olsaydım. İsterdim, ha, çok yaşlı değilim, yapabilirim de. Ama e, şu anda öyle bir planımız yok. Ama diyorum ya tabii ki hayat ne gösterir bilemem. Ama şu anda Ali Can'la beraber çekirdek bir aile olarak mutluyuz. Yeni projeler hazırlığındasın. Evet. Tizye başlıyorum evet, şimdi. Onun dışında neler var gündeminde? Bir diziye başlıyorum inşallah başlıyor çekimler. Onun dışında canlı radyo devam edecek. O Deli Bayramı Dastas'ta devam ediyor. Joseph K 7. yılında hala devam ediyor. Dastas'ın tabii benim içinde olmadığım ama yeni oyunları var. Titus Efekt diye bir oyunumuz geliyor. Mükemmel bir oyun. Küçük Prens'i e koyuyoruz. Ya, beni çok heyecanlandırıyor. Çok çocuk oyunu olarak koymuyoruz. Ee, hani Küçük Prens çocuk oyunu olarak algılanmasın. Büyük sahnede oynayacak ilk defa. Yani çocuk Büyükler için çocuk oyunu gibi bir şey olacak işte aslında. Küçük Prens'i hani okumayan varsa okusunlar isterim. Okuyan varsa bir daha okusun isterim. Küçük Prens çok değerli bir eser. Gerçekten o yüzden de öyle. onun Dastas'ta sahneliyor olması beni çok heyecanlandırıyor. Ne zaman için planlıyorsunuz? 19 Kasım'da Premier. Aa, çok yakın. Kayhan Berkin yönetiyor. Ee, Kenan Ece, Deniz Işın. Ee, Küçük Prens'i Taha Tegin Özdemir oynuyor bir arkadaşımız daha var Doruk. E, soyadını hatırlamıyorum şu anda. E, çok güzel bir kadro oldu. Yani heyecanlandırıyor beni Küçük Prens'in burada olması. Evet. Dastas'ta Herkesi bekliyoruz. kaç yılı geride bıraktınız? Yedi. Gerçekten uzun zaman olmuş. Bir yıl başka bir yerdeydik sonra buraya geçtik. Ve çok başarılı devam ediyor. Yani güzel gidiyor. Artık insanlar Dastas'ı biliyorlar. Herkes Dastas'ı biliyor. Gele, gelememiş olsa bile Dastas'ı biliyor insanlar. Dastasın artık bir oturmuş bir tarzı var. Koyduğu oyunların bir tarzı var. Ee, i̇şte bu aşk gibi güven duygusu verdik insanlara. Onu başardık bence. Ee, sevgiye döndü dastası olan ilgi. O yüzden de e, şu anda iyi gidiyor. Seyircimiz iyi gidiyor. Yani önemli olan hayat güzel olsun. Dünya iyi olsun. Çünkü gerçekten... E, Maalesef deprem olduğunda Dastas'ta biz bir buçuk ay boyunca yardımları burada topladık. İnsanlar inanılmazdı yani bunu her seferinde söylemek istiyorum. Her seferinde bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Hiçbir karşılıksız, hiçbir çıkarsız buraya gelip her gün bir sürü yardım kolileri getirdiler buraya. Tanımadığımız bir sürü insan. E, o zaman ne oldu? Sanat durdu. E, müzik durdu. Her şey durdu. Dünya durdu. Yani dünyamız durdu. E, önemli olan ne oluyor o zaman? Tabii ki biz burada emek sarf ediyoruz, bir sürü şey yapıyoruz. Ama önemli olan aslında bizim dışımızdaki dünyanın da e, mutlu ve huzurlu olması. O yüzden de hani ileriye dönük baktığımda dileğim o. Umarım her şey yolunda gider, biz çalışmaya devam ederiz, onda sıkıntı yok. Mesleki olarak ileride nasıl anılmak istersin? Mesleki olarak mı? Ya da genel İnsan olarak mi? yani ha. hayatta nasıl anılmak istersin ileride? Mesleki olarak e, ya ara ara anılıyorsam dönem dönem ve başarımla anılmak Aynen. isterim. E, çok iyi de denilmesini isterim. Merak uyandırmak isterim. Daha farklı ne olabilir, ne oynayabilir diye. E, insan olarak da nasıl bilinmek isterim? Kalbimle bilinmek isterim galiba. Yani. Didem nasıl bilirdiniz Didem'i? <laughs> Ey Cemal. Allah <'ım> Kalbiyle... <laughs> diye bu son yorum oldu. <laughs> Kalbiyle bilmek. İyi kalpliydi. İyi kalpli. Güzel bir kalbi vardı denilsin isterim. Bence zaten deniliyor da şu an öyle. İşte sonunda da denilsin isterim. Yani çünkü hani ben Alican'ı yetiştirirken de onu yapmaya çalışıyorum. Vicdanlı bir çocuk yetiştirmeye çalışıyorum. İyi kalpli yetiştirmeye çalışıyorum onu insanlara iyi davranmayı ee, ve çok zor bir şey bu. Çünkü şu an çok en kötü çok insanlar, insanlar var etrafta da. İhtiyacımız olan. Şey. Evet ben sevgiyle yaklaşmaya göstermeye çalışıyorum. Kim olursa olsun ayırt etmeden insan olarak yaklaşmayı öğretmeye çalışıyorum. Umarım ben de öyle anılırım. Umarım oğlum da öyle biri olur. Hayatından çıkardığın insanlardan bahsettin. Yaş aldıkça mı biraz daha böyle azalmaya gittin? Genelde öyle oluyor çünkü hepimiz yaş aldıkça. Ee, yani yaş aldıkça tabii ki daha çok çıkarıyorsun. Ama yaş almadan da yani ben seneler öncesinde de ve kötü çok kötü bir huyum var hayatımda. Çok çabuk vazgeçebiliyorum. Yani karşımdaki insanın küçük bir hareketi bende bir soğuma etkisi yaratabiliyor Hı. dostluklarımda da. Ee, bunu açıklayıp çaba sarf etmek de bana zul geliyor. Çünkü içimde bir yerde bir şey bitmiş oluyor. Bir hareketten bir şeyden. Çünkü şöyle düşünüyorum. Ben ilk baştan sonsuz güvenle, sonsuz sevgiyle hayatımı Hı. alıyorum. Ve gördüğüm ufak şey bana şöyle geliyor. Yani bunu yapmamalıydı bana. Böyle davranmamalıydı ya da bana da değil. Bu benim için bir hayal kırıklığı oluyor. Çok zor telafi ediyorum sonra da bunu çok zor döndürüyorum. Bence bu biraz benim kötü tarafım. Böyle olmasını isterdim. Biraz daha politik olabilirdim yani. Daha böyle olur ya deyip hiç bunu söylemeden belli etmeden. Ama hemen 500 metre öteden anlaşılıyor yani o insanı hayatımdan ignor ettiğim. Evet. Sen ama hiçbir zaman öyle çok politik olamadın galiba hiç. değil mi? Evet. Ne hissediyorsan. Evet. Yani yapamıyorum işte diyorum ya keşke biraz olsam da yok ne hissediyorsam yüzümden hemen belli oluyor. Mesleki olarak hedeflediğin neler kaldı? Daha çok şey var hedeflediğim. Oynamadığım bir sürü karakter var. Yapmak istediğim bir sürü oyun var. Bilmiyorum ki bir sürü şey var ya daha çok daha yaşadığım müddetçe yapabileceğim bir meslekteyim. Sağlığım izin verirse. O yüzden de yol çok uzun. Çok keyifli bir sohbet oldu dedi. Evet, çok, çok, de yani, çok teşekkür ederim. özlemişim sohbet etme. Çok teşekkür ederim güzel sohbetin için. Evet.